Nerede kalmıştık? Karşımda bugün Yiğit Atilla var. Yiğit hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, Kill Bill temalı, aslında Kill Bill değil ama yani onu anımsatan temalı bir background'la karşımıza çıktı. Bugün hoş geldin. Hissiyatı. Hoş bulduk. Nasılsın? İyidir, teşekkürler. Şimdi seni biz Papyon'un hep solisti olarak, yani ilk olarak orada tanıdık. Papyon'un solisti olarak tanıdık. Bayağı da böyle erken başladın, yani çok böyle popülariteye erken ulaştınız. Papyon çok sevilen gruplardan biriydi. Ondan sonra ayrıldın, kendi solo çalışmana başladın. 2019'da değil mi, yanılmıyorsam? Evet. Evet. Nasıl oldu o karar, nasıl aldın? Ya aslında karardan ziyade zaten biraz şöyle hani Papyon döneminde evet o zamanki sosyal medyaya kıyasla iyi bir popülaritemiz vardı. Yani şimdiki sosyal medya o zaman olsa acaba diyorum bunun kaç katı devam ederdi bu? Belki de süreç kendi kendine ilerlerdi, Papyon devam ederdi, onu bilmiyoruz. Ama benim solo açısından hani biraz ara verdikten sonra o arada çaldığım, kaydettiğim besteler vardı. Dedim yani bunlar hani kenarda duracağını bir şekilde paylaşayım istedim. Biraz oradan çıktı yani solo kariyer. Ben tek başıma olayım, önde durayım, işte bir şeyler yapayımdan ziyade bestelerim kenarda durmasın, tekrar paylaşayım. Kime ulaşırsa kârdır düşüncesiyle oldu aslında. Sen karantina döneminden önce mi yaptın bu şeyi, şarkı, son 2020'nin başında çıkan şarkıyı? Gerek yok. 2020'nin başındaki gerek yoku. Karantinadan önce tamamladık. Yani şöyle söyleyeyim, Ocak ayında aslında biz bitirmiştik şarkıyı ve klip çekimlerini. Ama klip zaten 3D çok fazla şey olduğu için sahnelerin hepsi neredeyse animasyon olduğu için biraz yapım aşaması zaten sürecekti. Nitekim biraz karantina bahane oldu. Şimdi çıkarmayalım dedikçe eklemeler yaptık klibe. Öylece Haziran'a kadar bekledik aslında yani. Gerek yok, gerek yok kimseye.
Ondan sonra da bu yeni şarkı geldi. Suçlu Kim? O Suçlu Kim'de de şarkının tersten okunuşuna bayağı sen çalışmışsın. Bütün şarkıyı ezberledin mi orada? Bütün şarkıyı ezberledim ama klipte bütün şarkıyı kullanmadık. Bazı sahnelerde göreceksiniz. Yani yönetmenin tercihi öyle oldu. Ama ben hani ne olur ne olmaz diye baştan sona hepsini ezberledim. Yani sondan başa. Çaresi hataların insanım ben de. Suçlu kim söyle, suçlu kim sence? Yok mu çaresi hataların insanım ben de. Peki bu karantina döneminde şarkı yapmışsındır mutlaka. Yeni şarkılar vardır. Var. Yeni beste var. İsmi Kal Uyu. O parçayı çaldım. Kardeşimle beraber onu paylaşacağım seninle. Tamam, bir dinleyelim parçayı. İlk defa burada söylüyor Yiğit şarkıyı. Bakalım yorumlara da bu arada. Bu videonun altına Power Türkiye'nin Instagram'ında ya da YouTube'da yorumlarınızı yazabilirsiniz. Bakalım nasıl yorumlar gelecek, bunu da göreceğiz. Hemen o zaman parçayı dinleyelim ve de izleyelim. Çok yeminsem duramazdım kalbimi açarken.
göz göre göre hislerim hiç bırakmazdı. Çok eminsem duramazdım kalbimi açarken. Yine göz göre göre soğuk havada bile kal uyu demeyenler için. Artık bitsin. Aramaktan yoruldum her seferinde beklentilerimi. Hislerim hiç bırakmazdı. Çok eminsem duramazdım kalbimi açarken. Yine göz göre göre hislerim hiç bırakmazdı. Çok eminsem duramazdım kalbimi açarken. Yine göz göre göre soğuk havada bile kal uyu demeyenler için. Peki şimdi genelde senin yaptığın müzikte ben böyle bir etkileşimler görüyorum. Bir tarafta synth pop öğeleri var, bir tarafta trap hip hoplar var. Böyle geçmişe dönük retro tınılar var. Bir taraftan futuristik şeyler var. Böyle bayağı bir şeylerden etkileniyorsun ve onları harmanlıyorsun gibi duruyor. Seni en çok etkileyen müzik adamı bugüne kadar kim oldu? Bugüne kadar diyene kadar aslında bu aralar Weeknd, Dua Lipa bu albümleri çok sık dinliyorum diyebilirim. Ama bugüne kadar dediğinde yaptığım müzikle hiç alakası olmayan adamlar geliyor aklıma. Mesela Massive Attack sonsuza kadar her moddayken dinlerim. Yani ayırmam. Karşıma çıksın dinlerim, canım çeksin dinlerim. Bir de Coldplay, Coldplay'in özellikle eski albümlerini yine dediğim gibi hiç mod ayırmadan dinlerim yani. Albümü dinleyip ona göre kendi modumu yaratırım. O bakımdan 1 ve 2 eşit Massive Attack ve Coldplay. Çok güzel söyledin. Zaten asıl yani yaptığın müziğin içinde böyle rock tınıları var ve bir taraftan da o 80 altyapılarda da 80'ler synth pop ve günümüzden de trap, future pop belki R&B öğeleri var. Onlar işte Dua Lipa Weekend'den geliyor. Diğer tarafta 80'lerde artık etkilendiğin kim? Aslında rock kısmı Muse'dan daha çok geliyor bana sorarsan. Yani o böyle distortion belki çok yok ama hani ritmik ama rock olduğu kısım bende de biraz Muse'u andırıyor. Yani biraz da mesela bu son parçayı kaydettiğimiz dönemde Muse'un ilk albümlerini dinlediğim bir dönemde kulak olarak ondan etkilendim. Yani Dua Lipa Weekend zaten hani artık bugün ve geleceğin müziği haline geldi. Bir albüm yaptıklarında önümüzdeki 3 seneyi direkt etkiliyorlar. Ama bende biraz hala şey var yani kendi Spotify'ımı açtığımda hiç yeni albüm açıp da dinlemem. Hep eski albümleri takığımdır yani. Bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi ben oraya o zaman biraz daha bir çeşni ekleyelim diyorum o kısma. 70'lerden senin sesine bir de vocoder koyalım böyle. Bir de onu falan dene. 70'lerin o vocoder, mikrofondaki vocoder efektleri vardır ya böyle. Stevie Wonder da kullanmıştır onları. 70'lerde müzik yapan R&B soul, müzik yapan funk, müzik yapan birçok kişi kullanmıştır. Bence o da yakışır diye düşünüyorum. Vokoderli. O bakımdan da mesela Bruno Mars çok iyi. Ah, değil mi? Evet. O da mesela unik oldu. Kimse de taklit edemez veya herhangi biri şimdiki jenerasyondan benzerini yapsa direkt Bruno Mars denir. Derler. Ama aslında tabii onun da takdir ettiği 70'lerden The Stylistics var. Kool and the Gang var. O da onları takdir ediyor aslında. Öyle bir durum var. Şeyde Netflix'te çok güzel bir dizi vardı Get Down diye. İzledin mi? Cool and the Gang'i mi anlatan? Yok ya o dönemin hip hop kültürünü anlatan ya yani hip hop R&B ve işte ghetto'yu anlatan aslında bir bakıma. Ama müzik çevresinde geliştiği için çok güzel. Onu Tavsiye ediyorum. biliyorum ama onun içinde Cool and the Gang de geçiyor. Onların yaşadıkları o dönemki müzisyen hayatını anlatıyor. Çok iyi biliyorum. Çok iyi oldu söylediğin. Get Down mutlaka
izleyin arkadaşlar. Çok böyle aslında sohbet edecek çok fazla var, çok fazla şey var Yiğit. Ama zamanımız bu kadar. Çok güzel canlı performansların oldu. Umarım seni şu karantina dönemini atlatırız da seni ve bütün müzisyen dostlarımızı burada artık stüdyoda ağırlamaya başlarız. Umuyorum ben de. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim ben de. İyi bak.